çocuğun e, sayın bakın günde çözdüğü 5000 bin soru. Evet. Hayatta karşılaşacağı kaç sorunu çözer? Şimdi tabi soruya bağlı ama eğer sınav sorusuysa şimdi soru çöze çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Hı. Yani sadece kağıt kalemle bir eğitim süresi, süreci yaşamak çocukların soru sorma veya soru çözme tekniğini geliştirir hız kazandırır. Hı. Ama işe alırken istihdamda soru sormuyorlar. Soru çözebiliyor musun demiyorlar. Sorun çözebiliyor musun diyorlar. Hı. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum. Yani problem durumlarını fiili olarak çocukların yaşamasını çok önemsiyorum. Tecrübe sahibi olmasını. Mesela yazın çalışmalarını çok önemsiyorum çocukların. Hani şu salgın döneme geçse de yazın çocuklar bir ay bir esnafın yanında bir markette, bir alışveriş merkezinde veya bir çarşıda pazarda bir ay çalışsalar yazın, bir deneyimleri olsa bunu çok önemsiyorum. Ya da 3 yaşındaki çocuk çamaşır makinesini boşaltsa, 4 yaşındaki çocuk balkonu yıkasa. Bunları çok önemsiyorum. Bunlar olursa sorun çözme becerisi gelişir. Ama yok ben e, anne baba olarak onun her sorunu ben çözüyorum ve her işini kolaylaştırıyorsam Büyünce o kadar işi zorlaşır ve zayıflar küçükken işi kolaylaşan büyük büyüdüğünde zayıflar küçükken zorlanan sorun çözen ya da Efendim işte ağlayan ne bileyim işte zorlanan düşen kalkan dizi yaralanan çocuklar mücadele ruhu kazanır ama onun yerine her türlü problemi çözülür her şey önüne hazır gelirse hayatta o kadar zayıf olacaktır